Gerçekten çok teşekkür ederim Haluk Bey. Yok canım. Ben ne yaptım ki? Olur mu? Siz olmasanız ben bunların hiçbirini yapamazdım ki. İyi ki varsınız. Abartma canım. Yani ne zaman istersen çalışırız. Gerçekten ne zaman istersen mi? Tabii canım, ne zaman istersen ara, çalışalım. Bak bizim şirkette bir de fütüristler var. Biz onlarla da böyle çalışıyoruz arada. İstersen sen de katılabilirsin. Ara İrem'i, ne zaman bir araya geldiğimizi öğren, sen de katıl bize. Tamam, çok sevindim. Artık geç olmuş. Ben seni evine bırakayım. Yok. Aslında daha devam edebiliriz. Yok yok. Artık bırakalım. Çünkü senin de artık uyuman lazım. Bu saatten sonra da hani çalışmanın bir anlamı yok. Peki. Kalkalım. O zaman size bir kahve ısmarlamama izin verin. Ben çay içiyorum. Ama sadece bir kahve Haluk Bey, lütfen. Zaten kek yaptın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki. O zaman bir dahaki sefere. Hı? Söz mü? Kısmet. Söz olmadan gitme. Kısmet. Ya Haluk Bey, lütfen. Hadi kalk onu, bırakayım seni. Peki. İrem. Hı? Ya ben sana çok teşekkür ederim ya. Yani sen gelmesen ben dün akşam düğünde giyecek kendime doğru düzgün bir şey bulamazdım vallahi. Ay Talgacığım, bence kendine haksızlık etme. Sen de çok stylish bir insansın. Dar gömlekte bir dünya markası. Sağ ol. Günaydın. Günaydın Haluk Bey. Ay, günaydın Haluk abi. Stajyerleri çağır demiştiniz, hatırlatayım istedim. Aklımda, aklımda. Sen Tutku'yu da ara, o da gelsin. Aa, ne alaka Haluk Bey? Ne demek ne alaka? Ne diyorsam onu yap. Yani Tutku'nun bizim toplantılarımızda işi ne, onu anlayamadım o yüzden. Kız tez yazıyor. Ben de yardımcı oluyorum. Bizim toplantılarımızda olmasında fayda var. Vallahi bence çok iyi düşünmüşsün Haluk abi. Zaten sahaya inmezse doğru düzgün hiçbir şey öğrenemez ki. Bence şantiyeye de gelmesi lazım, orayı da görmesi lazım. Aynen, sen organize ediyorsun. Ben odamdayım. Tamam abi. Tolga, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Tutku'yu burada görmek istemediğimi biliyorsun. Gıcıklığına mı yapıyorsun? Yok ya İrem, ben yapar mıyım öyle bir şey? Bilmiyordum ki ben. Hayır, biliyorsun, İrem adına yapıyorsun. Ya ne alaka? Ya İrem, vallahi yok öyle. Bilmiyordum ya. İrem. Hı? Kahve yaptım sana. Ha, sağ ol. Ya bir şey diyeceğim ben sana. Hı? Bu akşam işin var mı? Hani benle düğüne gelir misin? Hani yalnız gitmek istemedim şimdi tek başıma. Tabii işin yoksa istersen beraber. Yani maalesef bugün çok düğünlük bir havamda değilim Tolgacığım. Ayrıca sana çok kızgınım şu anda. Ne oldu ya? Biliyorsun sen nedenini. Ya. Ben geldim. Hoş geldin de, daha toplantıya bir saat var. Neden geldin? Öncesinde birazcık Haluk Bey'le çalışırız diye düşündüm. Çalışamazsınız. Haluk Bey'in şu anda işi var, raporları inceliyor. Ha. Tamam. Ben de ona yardım ederim işte. İrem Hanım. Hı? Kim bu hatun? Tutku, arkadaşım.
Yahu İrem Hanım, niye daha önce hiç bahsetmedin böyle güzel arkadaşların olduğu Nida? Pardon, ben onu atlamışım İsmail Bey. He. Aa, İsmail Bey, size bir şey diyeceğim. De. Biliyor musunuz, Tutku geçen gün yaptığımız canlı yayını terk etmeyen tek kişi. Sonuna kadar izledi sizi. Şu canı sıkılıp gidenlerden değil mi? Yok, değil. Aksine sonuna kadar kaldı. Yani şöyle söyleyeyim, 7999 kişi gitti, bir tek Tutku kaldı. Demek ki sonuna kadar kaldığına göre benden hoşlanmıştır. Tabii ki, bence de öyle. Size karşı boş değil. Ne? Hı hı. Uy, o boş değilse ben full doluyum da. Aa, Tutku. Haluk Bey, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Hayır, yok. Olsa benden ister zaten Tutkucuğum, sağ ol. İremciğim, tabii ki senden ister ama ben biraz daha işleri öğreneyim. Hani işin içine girmek için bir ucundan tutmak istedim açıkçası. Tezim için faydalı olur, değil mi? Evet, doğru söylüyor. Geç otur. Şunları oku ve bana rapor ver. Tamam. Haluk abi, ben şantiyeyi aradım. Tutku Hanım'ın geleceğinin bilgisini verdim. Hah, güzel. Aa, şantiyeye mi gideceğiz? Sen gideceksin. Tek başıma mı? Evet, tek başına. Yo yo, tek başına olmaz. Tolga, sen eşlik et. Tamam. Tolga mı? Oo, Haluk Uşan. Nasılsın da, işler güçler nasıldır? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok yok. Her şey çok şükür gayet iyi. Problem yok. Oh, olmasın da Uşan. merhaba. Ben bu şirketin sahibi İsmail. Gerçi geçen canlı yayından da hatırlarsın. Bana Dolly İsmail diyebilirsin de. İsmail de İsmail. Hah, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Zaten benimle tanışan herkes çok memnun oluyor da. Merhaba, Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Merhaba, kimliyim? Meltem Çetinoğlu'nun avukatı Şule ben. Ne? Tamam, hemen söylüyorum. Bir dakika. Haluk Bey, Meltem Hanım'ın avukatı Şule Hanım geldi. Ha. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Bir şey içmek ister misiniz? Çok fazla vaktim yok. Siz avukatınız aracılığıyla boşanma sürecini zaten başlatmışsınız. Ben meslektaşımla görüştüm, Meltem Hanım'la da konuştuk. Kendisi de boşanma sürecini hızlandırmak istiyor. Eğer şuraya bir imza alabilirsem en yakın zamanda mahkemeden gün alacağız. O da demek hızlandırmak istiyor. Evet Haluk Bey, bir an önce bu durumu çözüme kavuşturmak istiyor. Siz zaten bu konuda bir adım atmışsınız. Evet, doğru. Şuraya değil mi? Evet. Merak etmeyin, işimiz çok kolay olacak. Anlaşmalı boşanma, en kısa sürede sonuç alırız. Ne diyelim? Buyurun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haluk Bey, içecek bir şey ister misiniz? Ben kendime çay alacaktım. Herkese getireyim o zaman. İçerideydi değil mi? Hı. Pardon, ben de bir tane çay alabilir miyim ya? Tabii. Teşekkür ederim. Stajyerler gelmek üzere. Nereye alalım? Bence masaya geçelim. Evet, masaya geçelim. Haluk abi, ben de dosyaları getireyim o zaman. Tolga, ben de sana yardım edeyim. Şişt Tolga. Efendim Tutku. Sen bugün İrem'le olmak istiyorsun değil mi? İrem'le mi? Nereden çıkardın Tutku? Ne alakası var?
Ya sen olmak istiyor musun, istemiyor musun? Ben istiyorum da sen bunu nereden biliyorsun? Boş ver şimdi orasını. Bak, sana İrem'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söz. Bak şimdi, İrem'in bir köpeği vardı, adı Efe. Tamam mı? Çok düşkün İrem ona. Efe geçen sene bugün öldü. O yüzden İrem çok üzgün. Bence sen bugün İrem'in yanında olmalısın. Böyle onu güldürecek bir şeyler bulmalısın. Ha, çok üzüldüm ya. Ben bu akşam onu düğüne davet ettim. Demek ki bu yüzden gelmiyor bende. Ya Tutku çok sağ ol ya. Ben düğüne de gitmem bu akşam. Kesin bir şeyler de bulurum, onu eğlendiririm, mutlu ederim. Sen hiç merak etme. Evet evet. Yani bak, ben şantiyeye tek başıma da giderim. Tamam, bence sen İrem'le birlikte olmalısın. Belki Haluk Bey de gelir benimle. Yani tabii eğer o gidiyorsa. Çok sağ ol ya Tutku. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne demek Tolgacığım, her zaman. Sen bunları al. Demek bu güneş enerjisini adapte etmek bu kadar kolay. Evet Haluk Bey. Amerika evlerin çatılarında güneş enerji sistemleri kullanmaya başladı bile. Hem de normal çatı maliyetiyle aynı fiyata denk geliyor yani yaklaşık olarak. Bir binanın ihtiyacı olan enerjiyi üreterek akülerde depoluyorlar. Böylece tüm elektrik ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Zaten gelecekte katı yakıt tüketen araçlardan vazgeçip hani bu elektrikli araçlar, dronlar kullanmaya başlayacağız. Hibrit araç kullanımı hayatımıza girmeye başladı bile. E doğru yani. Yani gelecekte araçlarımızı ürettiğimiz enerjiyle şarj edebileceğiz. Peki bizim projemize bunu nasıl entegre edeceğiz? Uygun olan her noktaya güneş enerjisi panelleri koyalım derim. Ayrıca tüm çatıyı güneş enerji sistemleriyle donatalım. Bir de sitenin uygun noktalarına insanların kendi araçlarını şarj edebileceği şarj üniteleri koyalım. Ya şu anda belki insanların araçları uygun olmayabilir ama gelecekte muhakkak ihtiyaç duyacaklar. Bak not al bunları. Fütürist bunlar ha. Aldım Haluk Bey. Benim için gerçekten çok verimli oldu. Çok teşekkür ederim. Olması olmazdı zaten. Evet. Tamam, siz bunu bir inceleyin. Bizim projemize nasıl entegre edebiliriz onu bir düşünün. Böyle maliyetini falan çıkarın. Tabii Haluk Bey. Bu arada Haluk Bey, geçen sizinle konuştuktan sonra biz bir araştırma yaptık. Size çok güzel bir ev bulduk. Güzel. Aynı zamanda benim bir emlakçı amcam var. Ona da haber verdim. Size uygun bir ev bulduğu zaman hemen haber verecek. Daha da güzel. Hı, gösterelim. İşte bulduğumuz ev bu. Çok güzel, çok beğeneceksiniz. Bir de tam sizin muhitinizde. Mahallenizde yaşamaya alışkın olduğunuz için o civarı taradık hep. Tabii tabii. Ben mahallemi seviyorum. Ben yıllardır aynı kasaptan et alırım. Aynı manavdan domates alırım. Öyleyim ben yani. Biz de zaten tam böyle düşünmüştük Haluk Bey. Görelim. Şöyle. Şu vardı. Beğendiğimiz ev bu Haluk Bey. Evet, evet. Güzel. Bak, şu da var. Birkaç tane daha vardı Haluk Bey. Bir saniye. Bir de şu. Bir dakika. Geri gel bir. Bir daha geri gel. Ne oldu Haluk Bey? Yok bir şey. Devam et. Tamam. İzniniz olursa biz çıksak bir konferansa katılacağız da. Tabii tabii çıkabilirsiniz. Ne konferansı bu? Mars'ta Yaşam adlı bir konferansa gidiyoruz Haluk Bey. Mars'ta Yaşam. Ha, dünyayı bitirdiniz, şimdi sıra Mars'ta mı? Elon Musk öyle demiyor Haluk Bey. Yani Mars'ta Yaşam düşündüğünüzden daha da yakın. Hayırlı mı? Biz bu dünyada yaşamayı başaramadık. İnşallah siz her yerde yaşayabilirsiniz. Neyse kalkabilirsiniz. Kolay gelsin. Size de sağ olun. Sağ olun. Tolga. Sen de Tutku'yla çık, şantiyeyi gezdir, işleyişi anlat biraz.
Haluk abi, ben o konuyla ilgili size önemli bir şey söyleyecektim ama. Nedir? Ya benim çok acil, önemli bir işim çıktı da Haluk abi. Ben Tutkan'ımı daha sonra götüreyim şantiyeye. Gezdirir, hani böyle rahat bir zamanda gezdirir, gösteririm, öğretirim. Yani Haluk Bey, ben yalnız da giderim aslında. Şimdi Tolga'nın işi varsa hiç bozmasın benim için planını. Yok yok, yalnız gidemezsin. Bir kere birilerinin sana anlatması lazım. Peki, sizin işiniz yoksa sizle gitsek? İşi var. Ne işin var? Peyzajcılar gelecekti, onunla görüşecektiniz. Onlarla 4 gün sonra görüşeceğim. Tolga, sen neden gitmiyorsun? Ya benim gerçekten çok önemli bir işim çıktı acil. Yoksa ben giderdim. Tamam, tamam, tamam. Problem yok. Biz gideriz. Hadi çıkalım. Ah, sağ ol Haluk abi. Masamı toplamayın, döneceğim. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Tolga, sana gerçekten çok sinir oldum. Neden Tutku'yu Haluk Bey'le gönderdin? Ya İrem, benim daha önemli bir işim var dedim ya. Neymiş? Söyleyeyim mi? Söyle. Bugün seninle hayvan barınağına gideceğiz. Köpeklere mama götüreceğiz beraber. Aa, nereden çıktı? Senin Efe'yi çok özlediğini biliyorum. Belki böyle bir günde sana iyi gelir diye düşündüm. Sen Efe'yi nereden biliyorsun ki? Ha, ben bilirim. Ama arkadaşının düğünü var. Ya olsun. Ben onu sonra gönlünü alırım. Çok yakın arkadaşım. Bence bu daha önemli bir konu. Ya Tolga, çok teşekkür ederim. Ya hadi sen hazırlan. Daha mama falan alacağız. İşimiz çok. Tamam, bir dakika dur. Ay ya. Canım benim. Çok sağ ol. Hemen toplanıyorum ben. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutar.